Herkese merhaba arkadaşlar. Run Simulator'un 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben çekerim bölümüne. Like atın ölümüne. Tamam abim, cansın abim. Diyorum ve videoya geçiyoruz. Arkadaşlar, yorumlarda biri demişti ki Hanzo gibi şu kümesi bela buradan açma diyor, yukarıdan açılıyor demişti. Ben de dedim biliyorum kardeşim, herhalde cahil değiliz. Ama halbuki bilmiyordum arkadaşlar. Üstten açılıyormuş. Hemen yağmur yağdı. Bakıyorum civcivimin durumu iyi. Çok güzel. Bir de şeye bakalım, domuza. Nasılsınız ulan hayvan ol hayvanlar. Hala baksana şu domuzun haline. Benim hayallerimden büyük hala da doğurmuyor. Şşt. Erkek domuz. Gün sayı oğlum, seni keseceğim bugünlerde, para kalmadı. Her 10 kadından 8'i koca götlü erkeklere bayılıyor. Özellikle şöyle zıplayışları onları çok etkiliyormuş, ben öyle duydum. Ve çok mutlu oldum çünkü benim de götüm kocaman. Ulan tek geçim kaynağımız şu yumurtalar, bunların da neredeyse hepsi döllenmiş. Kabul etmiyor market herhalde, öyle sanıyorum. Gidip bir ısı makinesine koyacağım, hangisi döllenmiş bu sefer anlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Aaa, bir tane yumurta kırıldı. Aaa, yere düştü, kırıldı ya. Allah senin belanı versin tavuk, hep dikkatimi dağıttın, orospuna ne oluyor? Bak gördün mü? Gitti güzelim yumurta ya. Oğlum belki de o civciv olandı, amına koyayım, bir tane evladımıza kıydık ya. Ya böyle yapmayın ama ya. Her şey yolunda gibi görünüyor aradan. Neyse, benim gibi bir çiftlik zadeye bir yumurta koymaz arkadaşlar. Param olmayabilir ama 4 tane tavuğum var. Biri civciv, biri horoz olmak üzere. Ula ısı makinesi, adam akıllı çalış, beni kızdırma. Şu an böyle yumurtalara bakıyorum da bir tanesi kesinlikle döllenmiş, içinde civciv görüyorum, çok güzel. Diğer 3 tanesi de döllenmek üzere. Onu bunu siktir edin de benim ava çıkmam lazım, hiç param yok arkadaşlar. Şu arabayı alacağım ki kabına gidiyorum. Işıkları da yakalım mı? Aynen aynen. Kado! Gel buraya lan! Ben kadınım abi. Bir tane vurduk. Aa, bir tane değil mi bu? Çok büyük bir tane geyikti bu. Bunu avladım. Derisini 3 tane çıkıyor amına koca hayvandan ya. O dişi domuz bu bölüm doğurdu. Doğurmadıysa kocasını elinde alırım. Ona aşk acısı çektiririm. Böylelikle stresten erken doğum yapar. Ben de böyle bir delikanlıyım. Kimse kusura bakmasın. Onun keyfini bekleyemem. Gün sayıyoruz kardeşim, burada açlıkta ölmüşüz ya. Ava çıkıyorum, önümüze geyik çıkmıyor ya. Hava yağmurludur diye. Şöyle koyalım sepet sepet yumurtaları. Sepet sepet yumurta, sakın beni unutma. Beni unutursan eğer, beni unutma. 3 tane sana ev eti, sana 3 tane av eti getirdim. 4 tane yumurta kaça alıyor toplamda? $69. Gerçekten çok manidar bir fiyata satın alıyorsunuz hanımefendi. Ben ne alıyorum? Buğday çuvalı alacağım amına koyayım. Ben başka bir şey alamıyorum ki. Acaba bizim domuzlardan süt çıkar mı? Domuz sütü. Hiç duydunuz mu arkadaşlar? Benim okuduğum mektebin amına koy. Hayırlı bir alışveriş oldu. Bir ara benim çiftliğime uğra da sana domuzlarımı göstereyim. Anladın mı? Boy boy oğlan verecekler. Yani yanlış anlama da, ikimiz ticaret yapacaksak bunu yatağa taşımalıyız. Ben gerçekten sizi çok beğendim. Kendinize iyi bakın. Valla bir de şu ben... Biraz özürlüyüm de ablacığım, şu kapı açma olayını bir türlü çözemedim. Arabam var, tavuğum var, domuzum var, peynirim var. Ben çiftçiyim, çiftçiyim. Yaylalar, yaylalar, sadece bir karım yok. Yaylalar, yaylalar. Olsaydı sabah akşam pompake. Yaylalar, yaylalar. Ulan her yere çarpma özürlü gibi lan! Üf! Küçük ağaçlara da çarpılıyor ya oyunda. Çok kızık alıyorum ya. Nankör domuzlar. Size bir daha şey getirdim yani. Bir daha yem getirdim nankör domuzlar. Güzelce bir yiyeyim belki. Ulan hadi lan doğur artık oğlum. Para kalmadı ha. Kızım anla şunu artık ha. Kısa bir gündü ya. 2 tane buğday aldık, günü geçirdik. Doğurmuyorlar ki. Biraz eğlenelim. Biraz kahkaha atalım. Güneş de battı. En iyisi gidip uyuyayım. Uyuyorum ya. Çok yoruluyorum. Çiftçilikte var ya, sırtım mırtım her tarafım ağrıyor. Bir de yerde yatıyorum. Ayla kime bir yatak, işte ev alamadım arkadaşlar. Bir de tam bir haftadır aynı kıyafetleri kullanıyorum. Artık var ya, götüm yıpranacak bunları giymekten. Bakıyoruz. Civciv nerede? Göremiyorum şu an. Bakıyorum. He, küçücükcağız, çocukcağız orada yatıyor ya. Gel buraya. Oğlum mal mal hareketleyemez. Civciv sen gidip annenin arkasına saklanmışsın. Öldüm zaten ha. Ya da öldüm sandım ha. Aa, bu başka bir civcivmiş. Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane daha var. 2 tane mi civcivim oldu? Gel buraya gel. Acaba hangisi benim ikinci civcivim ya? Dur buraya gir. Tavuklar siktir gidin, ben artık civcivlerime bakarım. Gel buraya.
Birinin ismi Duman da ikincisinin ismi Karabaş olsun bari. Ne biçim doğuruyor bu tavuklar lan? Boşuna domuz almışız size yemin ederim ha. Gir içeri gir. Lan girsenize içeri hepinizi teker teker içeri mi sokayım ben? Ana sana kurban olmuşam. Yavru doğuruyorsun bari başına sahip çık tamam mı? Kimse sen evlatlarına bakmak zorunda değil. Vallahi ben bu işi başaracağım gibi arkadaşlar. Bir civcivim daha olmuş. Lan bir de domuzlara bakacağım. İnşallah doğurmuşlardır Allah'ım. İnşallah doğurmuşlardır. Bakıyorum. Aa! Yemin ederim doğurmuşlar arkadaşlar. 3 tane domuz. Lan bir de lan bir dakika dur kapıları kapat lan. Oğlum sen nasıl 3 tane doğurdun bir gecede lan? Domuzlar patır patır ulan demek ki doğruymuş. Hani bazılarına diyorlar ya bazı insanlara domuz gibi doğuruyor bilmem 10 tane evladı var. Demek ki o atasözü bu yüzdenmiş. Tekte 3 tane doğurmuş. Helal olsun. Öncelikle sayın dişi sizi tebrik ediyorum. Hayırlı evlat olmalarını diliyorum. Allah evlat acısı yaşatmasın. Şşt. Oğlan ne biçim döllemişsen 3 tane doğurmuş ha. Ben seni kesecektim. Ama bu yaptığını gördükten sonra seni kesmem, sana kıymam, tamam mı? Ay ne kadar tatlılar. Hele bir gelsene buraya. Gel lan. İp bağladım. Ulan yeminime bunu evcil hayvan diye alayım mı? Çok tatlı lan bunların küçükleri. Büyüklerinden korkuyorum da küçüklerini bile bir evcil hayvan diye gezdirebilirim. Gel gel küçüğüm. Gel seni arkadaşlarınla tanıştırayım. Geniş çiftliğimizin kümesleriyle tanış. Gel buraya. Merhabalar. Bakın size kimi getirdim. Arkadaşınız domuz. Arkadaşın duman. Ben hemen kaynaştılar ha. Arkadaş oldular. Ama ne yazık ki ikinizin de sonu aynı olacak galiba. Büyüdüğünüzde sizi keseceğim. Ne oldu oğlum? Ben bir uçtum bir ara. Kendimi göklerde gördüm de. Çok mutluyum bak. İlk defa oyunu başardığımı hissediyorum. Gel seni ananın yanına götüreyim de daha fazla meraklanmasın gel. Ulan ben bu saatten sonra sizin yeminizi eksik edersen bütün dünya alem beni siksin. Bak ben bunu söyledim ha. Çünkü bunlar doğru yolum, bunlar iş görüyor. Benden adi kimse yoktur eğer ki ben sizin yeminizi eksik edersem. Benim artık bunların kümeslerini genişletmem lazım. Yer yoktur çiftleşsinler artık horozlaşı. Çocukları da ayrı bir yere alalım. Çiftleşmelerini görmesinler yani etkilenmesinler diye. Çok düşünceli bir çiftçiyim ben. Böyle basit düşünmem ben. Tavuk diye düşünmem. Çocuğun gelişimi çok önemli. İlk 6 ay anne sütü özellikle. Suyunuzu da doldurmuşum. Doğurmaya devam edin tamam mı? Ulan bir yumurta daha çıkmış. İnşallah bu döllenmemiştir bakayım. Döllenmiş. Aa bu sefer de beyaz ana da beyaz ana bana saldırıyor. Vay be normalde diğeri saldırırmış. İlk defa bu yumurtladı ha. Aferin. Demek ki sen de çiftleşmenin tadına vardın ha. Gelme. Delirttin lan beni. Gelmesen oğlum sınır dışına çıktık ha. Lan beni delirttin. Dur bu döllenmiş yumurtayı hemen koyayım oraya. Ana senden özür dilerim. Valla bilmiyordum gel. Ama seni tebrik ediyorum. Böylelikle bir sürü civcivimiz olacak. Gel. Horoz iyi çalışıyorsun ha. İki tane karı vermişiz oğlum. Sabah akşam pompa ki hayat sana güzel. Eminim şu an sen benden güzel bir hayat yaşıyorsun. Lan civciv nereye gidiyorsun? Bıraksak gidecek Bizans'ı fethedecek tek başına. Gel lan buraya. Alt üstü bir civcivsin oğlum. Nereye gidiyorsun? Ailende ayrılma la. Hemen ben bunlara yeni yemlerini koyalım. Artık çok kalabalık bir aileler. Yiyin ha. Sakın yemekten kısmayın kendinizi. Yiyin sürekli tamam mı? Şu çocuklarını aç bırakma. Bir tanesi de burada kendi halinde dışlanıyor. Gel oğlum annenin yanına takılsana pezevenk. Sen nedir ki yalnız triplerine girmişsin? En son psikolojin bozulacak öleceksin. Tamam şurada kal. Şu an öyle mutluyum ki size anlatamam. Biraz daha gidip hava çıkayım. Para kazanıp buğday çuvalları almam lazım. Hem çok mutluyum hem çok fakirim yani o yüzden. Ulan hadi be bir tane geyik çıksaydı karşımıza vallahi buldum. Vallahi da buldum hem de aile. Merhabalar. Kaçmayın ulan. Bunuza koyarım lan. Kaçma. Sana kaçma diyorum. Bir tanesini vurdum galiba. Hayır ikisini de vuramadım. Ulan biri sağa gidiyor biri sola. Hangisini peşleyeyim? Kaçma lütfen kaçma. İhtiyacım var size. Kaçma be. Ulan kaçma amına koyayım neki dedik la. Hele bak hele bak. Bak. Dar çıkartma bana oğlum. Oğlum bana dar çıkartma oğlum. Panik etti ya bir kere orospu çocuğu durur mu? Vuruyorsun. Ölmüyor bak. Vuralım. Ateş! İndirdim ha bu sefer indirdim. Hele dağdan dağa yuvarlanırsın. Yarram nereye gidiyorsun? Bak hele nasıl da yuvarlanıyor. İlk oyuna avlanmayı koymuşlar. Yoksa çiftliği batıracaktım çünkü hemen erkenden domuz işine giriştik ya arkadaşlar. Ben buğday alacak param çok kalmadı. Her gün avlanıyorum. Buğday parasını ile çıkarıyorum. Bak araba. Bu araba yan yattı amına. Pozisyona girdi gördünüz mü? Dişi geyikmiş. Çok güzel bir geyikmiş hem de. Ama keselim. Etler yuvarlanmayın la. Lan. Hala baksana iyi ulan şu. Aa kaybolacaklar. Ya nereye gidiyorsunuz ya? Baksana oğlum. Aa etlere bak. Oğlum bu etler. Allah sizin gibi etlerin belasını versin. Uçan et hayatım boyunca ilk defa görüyorum.
Aşağı doğru gittiler. Git de onları bul. Ne desem gidin polisi mi arayayım amına koyayım? Etlerimi kaybettim diye. Diyecek beyefendi olay nasıl oldu? Etlerim aşağı doğru uçarak yuvarlandı. Et nasıl yuvarlansa nasıl uçsun? Tekerlek görevi gördü lan. Bir tanesi yukarıda kalmıştı bak. Sadece bir tane et çıktı ya. Koskoca geyikten. Haram etti ya. Bir aşağı gideyim bakayım etleri bulabilecek miyim? Ulan ne oluyor oğlum bu oyuna ya? Ulan oyuna ne oluyor? Oyuna ne oluyor? Bir daha dağda avlanırsam bu da iki olsun ha. Şu an birazcık da mutsuzum. Ben acaba nasıl kendi hayvanlarıma kıyıp keseceğim ki? Et yapacağım bir de markete satacağım. Ulan o kadar baktım büyüttüm bir de gidip keseceğiz lan. Hayat ne kadar acımasız be. Çiftçiyim ya arkadaşlar, vegan da olamam bu saatten sonra. Mecbur. Sabır sabır. Zengin olunca var ya çok çabuk çıkaracağım ben bu buğdayların parasını. Az daha sabır. Tavuklarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yemler tabi bitmiş, birbirine girmeye başlamışlar. Yavaştan isyan da çıkıyormuş ki son anda yetiştim. Şöyle açalım. Size de bu iki gün yeter mi? Kalabalıksınız ama oğlum azar azar in. Siz de beni anlayın birazcık. Aa arkadaşlar bakın bakın. Civcivim büyümüş. Bak bir tane daha. Lan civcivim tavuk olmuş. Gel lan buraya. İlk civcivim vardı ya, duman mıydı ismi neydi amına. Tavuk olmuş galiba bu. Vay be, gözümüzün önünde büyümüş tavuk oldu be. Aferin analar. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Her şeyimiz size bağlı. Çok çabuk büyüyorlar, yetişemiyorum ki. Sonra şu domuzlara bakalım durumlar nasıl. Yavrular hala küçük. Siz de büyüseydiniz iyi olurdu ya. Büyüdüm büyüdüm buğdayla büyüdüm. Annemin gözünde ben hep civcivdim. Anamın gözünde ben hiç büyümedim. Hava da tam kararmadan arkadaşlar gidip arabama biraz mazot yükleyeceğim. Ne zamandır yüklemiyorum, bitti. Bitecek yani. Gidiyoruz benzinliğe. Araba şu an boşta gidiyor arkadaşlar. Gaza basmıyorum. Tabi yokuş aşağıdır ya. Gerek yok amına. Niye bu mazot harcayayım ki durduk yere. Kendi kendine gitsin araba. Ula tam zamanda ulaşmışız. Abi bana 25 milyonluk doldura. Şöyle koyalım. Harbiden 25 dolarlık doldurursan çok makbule geçer. Bas biraz. Ben dur diyeceğim, sen doldur. Dur. 60 dolara mazot aldık. Harbiden pompa merkezi. Gerçekten herkese önereceğim. Pompalanmak isteyen gitsin de iyi. Asıl benim şaşırdığım domuzlardı. Ha biliyorum domuzlar bir doğurdu mu fazla doğuruyor diye biliyordum da. Dedim belki çiftlikte bir tane doğurur. Ama çok iyi 3 tane doğurdu. Kafam buraya sıkışmış ha. Ulan bunların yemi bitmiş, niye kimse söylemiyor? Bu arada arkadaşlar nüfus arttıkça çok fazla yem tüketmeye başladılar. Ne yapacağımı bilemiyorum yani. Yetiştir ama oldukça da fazla yumurta veriyorlar. Bu da güzel bir şey bir yandan. Tavuk değil her biri ayı sanki. Koyalım zemine dökelim. Çok güzel. Yiyin artık oradan. Yeni günden herkese merhaba. Bıyıklarım güzel mi? Daha uyanmadım da. Yeni günden bakıyoruz arkadaşlar, bir civcivimiz daha olmuş hayırlısıyla. Nüfus bayağı kalabalaştı, artık sıkmıyor buraya. Domuzların hali nasıl? Yiyin amına koyayım, yiyin. 2 saatte buğdayı tamamen bitirin, tamam mı? Tamamen bitirin. Sen yeniden hamile misin büyük ana? Hayır değilmiş. Ulan büyük ana buymuş. Büyük ananın üstüne geliyoruz, tıklıyoruz. Bakın hamile olduğu işareti çıktı. Yani yeni yavru doğurmuş, hemen bir daha çiftleşmişler. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 4-5 gün sonra 3 yavru daha gelecek. Hanemiz iyice büyüyecek. Ulan sıkıntı, ben buğdayla su yetiştiremiyorum. Su. Nasıl yapacağız o işi ya? Biliyorum bana kızacaksınız ama şimdilik bir tavuğu kessem mi kesmesem mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Nüfus çok arttı, buğday yetiştiremiyorum. Domuzları da büyüyünce kesmeyi düşünüyorum. Herhalde bir iki güne büyürler. Valla götürüp keseceğim, hiç kimse kusura bakmasın artık. Sadece bir şeyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bu tavukları nasıl keseceğiz anlamadım. Bıçak bulamadım markette. Yani acaba ben bu tüfekle mi öldürmem lazım? Bir tane tavuğu keseceğim, kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Gel buraya, hangisini seçelim? Beyazı kalsın, bir tane şu renkli tavuğu alalım. Zaten ondan bir tane daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun... Seni öldürmeyeceğim, sadece küçük bir gezintiye çıkardım seni. Bak doğa ne kadar da güzel. Doğayı gör. Hatta son bir kez şu son daha bak, daha boş ver. Daha bir bak. Ters bakıyor ama. Neyse. Seninle sadece konuşacağım. O horozu nasıl etkileyebilirsin diye. Dön arkanı yavrum. Dön. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen günahlarını affet bu tavuğun. Kesmek zorundayım seni. Hemen öldü ya. Burayı da demek ki artık mezbane diye kullanacağız ha. Derisini yüzelim. Heh.
Demek ki kafasına sıkacağız, ele kesiliyormuş tavuklar. Öğrenmiş olduk. Ulan bu tavuk kaç para ediyor? Çok merak ettim ha. Param yoktu diye dedim bir tanesini keseyim yani, mecburdum diye. Yarın götürüp bunu da satacağım arkadaşlar. Şöyle tavukçuyuz biz, tavukçu. Demek ki arkadaşlar hepsini silahla öldüreceğiz. Keşke oyunda şey de koysalardı ya, bıçak. Bıçak koymamışlar, amına koyayım, gidiyoruz. İdam ediyoruz burada silahla tavuğu, ele kesiyoruz. Ben böyle saçmalık görmedim. Merhaba civcivler, nasılsınız? Şey, anneniz sizi terk etti, yurt dışına kaçtı maalesef. Ama durumu iyi, gayet sağlıklı, onu size söyleyebilirim. Uf, ne kadar pis bir insanım ben ya. Gene yatacağım. İnşallah yarın domuzlarım büyümüş olur. İnşallah. Kalkıyoruz. Yeni günden herkese merhaba deyip hemen ben şeyi kontrol etmem lazım. Şu yavrular büyümüş mü diye. Lan ne olmuş buna? Lan bir dakika. Ay! Uyuyormuş. Orospu uyuyormuş. Böyle yan yatmış. Memeleri de şişkin. Ulan dedim. Zarar ettim. Çiftliğim battı diye düşündüm bir an. İyi uykudaymış. Uyu uyu. Çünkü sen hamilesin biliyor musun? Uyu, seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yavrular daha büyümemiş. O zaman yapacak bir şey yok. Biz de o zaman bir tane daha tavuk keseriz. Hangisini seçeyim bugün? Hangisini seçeyim? Beyaz gel, bu sefer seni keseceğim. Sen bana çok saldırdın bu bölüm. Ne de olsa iki tane daha civcivim var biliyor musun? Onlar büyüyecek. Sana ihtiyacım yok. Kapalı kapılar ardında bir seninle konuşalım. Tam kapatıyorum arkadaşlar, ses gitmesin, kurşun sesi. Öbür özürlü tavuklar ya da domuzlar anlamasın bunun öldüğünü. Yüzüme bak. Benim yüzüme bak. Bunu yapmak zorundayım, anlamıyor musun? Yapmak zorundayım. Açım. Geçinmek zorundayız. Evlatlarına buğday yetiştiremiyorum artık, anla beni. Ne olursun. Sen bir nevi evlatlarına buğday olarak geri döneceksin. Ah, artık bunu yapmak zorundayım. Evet, tutturamadım, kusura bakma. Ne kadar acımasız bir hayattır bu ya. Üf, kan da çıktı. Derisini yüzelim. Yeni tavuğumuz hayırlı olsun. Gidip bakkala iki tane tavuk satacağım ben. Biliyorum arkadaşlar, bana kızgınsınız. Belki de üzgünsünüz ama duanın gereği bu. Eğer onları öldürmesem buğday alamayacaktım. Mermi alamayacaktım. Mecbur geri dönüşümlü bir şekilde sürekli tavuk üretip öldüreceğiz. Başka çaresi yok bunun yani. Ben ister miydim böyle olsun? Yok. Ama maalesef öyle oluyor yani. O değil de o domuz yan yatmıştı ya, korkudu öldüm, bir an öldü zannetmiştim onu. Ona çok üzülmüştüm. Şöyle koyalım tavukları, bakalım kaça alıyor tekini. Tavuklar da maşallah ha, büyükmüş, baya bir et çıktı bunlardan. Merhabalar, merhabalar. Senden 2 ay önce bir tavuk almıştım, hatırlıyor musun? Onu sana geri getirdim. Şöyle giriyoruz satma menüsüne. Allah belasını versin lan. 2 tane tavuğu kaça alıyor biliyor musunuz? 50 dolara 2 tane kesilmiş tavuğu 50 dolara alıyor. E ben bunca yemi boşuna mı verdim? Ben nasıl gelişeceğim? Ben de şimdi size ediyorum, kesilmiş tavuğu 130'a 150'ye satarım. Buna koyayım, 24 dolara alıyor la. Ulan bu buğday çuvalı alacağız diye var ya, rezil olduk ha. Gittim 2 tane güzelim tavuğa koydum. 3 tane neymiş? Buğday çuvalı alacağım. Yarrah gibi oyun. Sana da bunu söyleyeyim orospu, sen benim hakkıma girdin. Hakkım da sana helal zeyir zıkkım olsun yani. Orospu seni. Ulan tavuğun teki nasıl 24 dolar yapıyor? Sen bana 50'ye canlısını veriyorsun. Ben sana kesilmişini veriyorum, 24'ü alıyorsun. Oo, ölme şeyim yaz gelsin. Tek ümidim domuzlarda şu an, yemin ederim başka bir şey yok ha. Tavuklardan bir bok olmayacağını anladım. Tavuk alıyorsan sadece Amına koysun abi söyle. Neyse arkadaşlar, bu bölümü de burada bitirelim. Yapacak bir şey yok. Biz de o zaman gelecek bölüm domuzları keseriz ya da keçi alırız kendimize. Tavuk kesim işinde para yokmuş, onu anladık. Bak civcivlerimizin bir tanesi daha büyümüş. Bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.